Anadolu ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. İslam ve Hayat programıyla karşınızdayız. 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefonlardan merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. Ayrıca mesaj yoluyla da büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı yani sorunuzu yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam cevaplayacaklar. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı başladı. Sizler de an itibariyle merak ettiğiniz soruları bizlere telefon ederek ya da mesaj yoluyla ulaştırabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bir programda daha birlikteyiz. Elhamdülillah. Nasılsınız, iyi misiniz? Cenab-ı Hakk'a şükür ederim. Elhamdülillah ben iyiyim. Herkesin iyi olmasını da diliyorum. Milletimizin, memleketimizin, insanlarımızın, dostlarımızın, ahbaplarımızın, yakınlarımızın, bütün beşeriyetin iyi olmasını aynı zamanda diliyorum. Cenab-ı Hak herkese iyilik versin. Cenab-ı Hak herkesi doğru yola iletsin. Doğru yolda olmayanlara da Cenab-ı Hak doğru yola girmelerini nasip etsin. Hayat gidiyor işte gördüğünüz gibi. Yerinde durmuyor. Yani bir yokuştan iner gibi şiddetli, çok süratli bir şekilde hayat gidiyor. Şimşek gibi hayat gidiyor. Bir bakıyorsun ki saçlar bembeyaz, siyah saçlar beyaz olmuş. İnci dişler dökülmüş. Dimdik duran bel eğilmiş. Güzel olan o yüz hatları sararmış. Yani bunlar insana diyor ki senin vücudun taştan demirden değil. Senin vücudun et ve kemikten ibarettir. Her zaman dağılabilir, her zaman gidebilir. Sonra insana diyor ki bunlar yani bu alametler layemut değilsin, ölmeyecek değilsin. Yani sen öleceksin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Seni yaratanı bil, vazifeni güzel yap. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, birçok insanımız gafil yaşıyor. Gaflet içerisinde yaşıyor. Ölümü aklına getirmiyor. Ölümü hatırlamıyor. Kabri hatırlamıyor. Kabrinin sonrasındaki hayatı hatırlamıyor. Kar vurup karman savuruyor. Yaşlanmış ama boyuyor. Saçlarını boyuyor. Yani İslam büyükleri diyor ki selâsun lâ yudrakne bi selâs. Üç şey vardır ki bunlar üç şeyle elde edilmez. Nedir onlar? Yani bir el-hışşebâbu bil-hıdâb. Boyamakla insan genç olmaz. Boyamakla insan genç dönmez, gençliğe dönmez. Evet. Efendim vel-gînâ bil-münâ. Zenginlik temenniyle elde edilmez. Keşke, keşke, keşke. Keşkenin ağacını dikmişler, kurumuş. Yeşermemiş. Üçüncüsü de vassıhhatu bil edviye. İnsanın sıhhati bozuldu mu, kronik bir hale geldi mi, daha ne ilaç kullanırsan kullan veya fayda vermez. Onun için yani insanlar kendi kendilerini avutuyor, kendi kendilerini aldatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki ennâsü niyâm. İnsanlar hayat uykusundadırlar. Hayatın da bir uykusu var. İnsanlar hayat uykusundadırlar. فَاِذَا مَاتُوا öldüklerinde اِنْتَبَهُ uyanacaklar. O zaman uyanmanın bir faydası kime var, kime ne faydası var? Kim istifade edecek o uyanmaktan? Onun için Hazreti Azrail aleyhisselam bizleri uyandırmadan evvel uyanmamız lazım. Eyvah aldandık. Bu hayat-ı faniyeyi, faniye yani geçici olan, yok olacak olan, bitecek olan, bu hayatı sabit zannettik, kalıcı zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik, birçok şeylerimizi kaybettik. Dedik nasıl olsa hayat baki, hayat sabit, hayat yerinde duruyor. Halbuki kainatta hiçbir şey yerinde durmuyor. Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şey yerinde durmuyor. Her şey değişime maruz.
her şey hareket halinde. Her şey efendim seyir halinde. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Bu hayat-ı faniyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik, kaybettik. Birçok şey. Evet, şu güzelane hayat, bu hayatın dönmesi bir uykudur. Hayat bir uyku. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, temeli yok. Ömrümüz havada. Temeli yok. Bu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar, gider kardeşim. Onun için Allah bizi gafillerden eylemesin. Ebedi hayatından gaflet eden, vazife-i asliyesinden gaflet eden, insani görevlerden gaflet eden insanlardan bizi eylemesin. Şimdi bir hoca efendi diyor ki, buyur. Diyor ki, insan hayatı yemekten, içmekten, arzularını yerine getirmekten ibaret zanneden insan, çok affedersiniz, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama o zat-ı muhterem kullandığı için ben yani dilime alıştırmıyorum öyle şeylere. Diyor, onunla öküzün farkı var mı? Bana öküzü tarif edin. Yer, içer, arzularını tatmin eder. Ondan sonra hayatın gayesi bu bilir. Şimdi bir insan sadece ise, içse, giyinse, efendim arzularını tatmin etse, yani Cenab-ı Hakk'a dönmezse, Allah'a dönmezse, Allah'ı unutursa, Allah'ı tanımazsa, asli vazifesi olan ibadete yönelmezse, onunla yani bu hayvanın arasında ne fark kalır? O zat-ı muhteremin kullandığı bir ifadedir diye ben kullanıyorum, yoksa kullanmam ben. Böyle bir kelimeyi ben hiçbir zaman ne kullandım ne kullanıyorum. Yani onun için hayat bu değil. Hayat bu tür temenniden ibaret değil. Hayatın gayeleri çok yüksek. Hedefleri çok yüksek. Yani yerine getirilmesi gereken görevler çok yüksek. Onları heder etmemek lazım. Onları unutmamak lazım. Evet. Onları bir kulak ardı etmemek lazım. Onu daima göz önünde bulundurmak lazım kardeşim. Peki, ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyenler, geçen haftadan kalan sorularımız var. Onları cevaplayacağız. Özür diliyorum. Geçen haftadan kalan sorularımızı cevaplayacağız. Ben hemen hocama o soruları yönelteyim. Sizler de bu arada yeni sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz tabii ki. Hocam, geçen hafta izleyicimiz şöyle demişti. Yolculukta günün namazını kılmadığında o gün vardığın yerde günün seferi namazı nasıl kılınır? Hayırlı akşamlar muhterem Kanal Rıfa TV izleyicileri. Bir insan seferdeyken bir namazı kazaya bırakılmış olursa, eğer vardığı yer dediğimiz yer yine sefer ise, zaten seferi kılacak onu. Evet. Memleketine döndükten sonra bu seferi namazını kaza edecek olursa, yine seferi olarak kaza eder. Çünkü namaz ne şekil kazaya kalmışsa edası da o şekil olur. Namazın kazaya kalış şekli neyse, diyelim ki bir adamın memleketinde bazı namazları ihmal etmiş, kılmamış. Bu insan seferdeyken fırsat buldu, ben namazlarımı kaza edeceğim dese, o zaman bu 4 rekatlı namazları, farzları 4 olarak kılacak. Çünkü kazaya kalış şekli 4 rekattır. Dolayısıyla onu 4 kılacak. Ama kaza namazı seferde ise, seferdeyken namazı kazaya bırakmış ise, memleketine döndükten sonra o namazı kaza edecek olsa, onu 2 rekat olarak kaza eder. 4 rekatlı farzları. Evet. Durum bu. Peki.
hayvanlar ekine giriyor. Bu hayvanın verimi haram mıdır? Yani sütü, eti. Kazanç haram. Hayvanın eti haram değil. Sütü haram değil. Ama kazancı haram. Hmm. Çünkü elin malıyla beslenmiş olan bir hayvandır bu. Evet. Ondan elde edilecek olan ürün, para, menfaat, fayda bunlar haram olur. İnsan bundan hayır görmez. Bundan fayda görmez. Bunlar insana huzur getirmez. En iyisi helal dairesinde kalmak. Harama girmemek. Kimsenin malını zimmetine geçirmemek. Senin hayvanların başkasının ekiniyle beslense sen o hayvanlardan hayır görmezsin. Onun ürünlerinden de hayır görmezsin. Fayda görmezsin. Dikkat et, haramdan uzak dur. En iyi çare haramdan uzak durmaktır. Haram ateştir, olur. İnsanı yandırır, amelini yandırır, düşüncesini yandırır, duygularını köreltir, çoluk çocuğunun duygularını köreltir. Yani hiç kimseye haram fayda getirmez. Kim ne derse desin. Onun için elin ekinine hayvanları salmak felakettir. Felakettir. Sıkıntıdır. Ebedi hayatta zorluktur. Bunları tazmin etmesi lazım. Yediği ekin ne kadarsa, hayvanlarıyla yaydığı ekin ne kadarsa, onun tazminatını tarla sahibine, ekin sahibine verme mecburiyeti var. E adam vermiyor, zaten gece gidiyor, gizliden yapıyor ama gizliyi gören Allah. Açığı Allah gördüğü gibi gizliyi de görüyor. Göz ucuyla bakan bakışları da Allah görüyor. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Gözlerin haince bakışlarını Allah biliyor. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Kalplerde gizlenen şeyleri de Allah biliyor. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı açık ve gizli arasında hiç fark yok. Hiç fark yok. Dolayısıyla başkasının malını heder eden adam, ziyana uğratan adam zamin olur. Tazminat ödemesi lazım. Tazminat ödemezse yarın hak sahibi hakkını bundan alır ahirette. Ne alacak? Orada para pulu yok. Namazını alacak, orucunu alacak, ibadetini alacak, hayır hasenatını alacak. O da müflis olacak, iflas etmiş olacak. Azab-ı ilahiye düşer olacak. Onun için böyle şeylere tevessül edilmemeli. Yani bu bir göz boyama veya bir yiğitlik veya bunlar öyle değil yani. Akıllı insan aklın gereğini yerine getirir. Akıllı insan ne yapar? Nefsini hesaba çeker. Kabrin öbür tarafı için amel eder, çalışır. Cahil kimdir cahil? Nefsin arzularına tabi olup Cenab-ı Hak beni affeder der. Allah beni mağfiret eder. Ondan sonra kar olup kavur karman savur. Bu da cahildir. Bilgisizdir, akılsızdır. Akıl kendisine hakim değildir. Yanlış yapıyor bu insan. Peki. Bir diğer soru. Ben evliyim ama nikah başka kişinin adına ve o kişinin nikahı da benim üzerime. Bunun bir günahı var mıdır? Vallahi orayı eğer anladımsa hani bir söz var. Arap olayım diyeceksiniz. Yani. Evet. Yani ne demek yani nikah başkasının üzerine? Yazıldığı gibi okuyayım. Yani okuyorum. Ben evliyim ama nikah başka kişinin adına. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Yani evliyseniz ya, nikah nasıl başka kişinin yani adına oluyor? Yani bir insan evliyse hanımının nikahı nasıl başkasına kıyılmış olur? Yani. O zaman senin nasıl karımın olur bu kadın? Olmaz. Başkasının hanımının nikahı da benim üzerime diyor.
Yani ben nasıl böyle bir şey olacağını ben doğrusunu istersen anlamıyorum. Ben de anlamadım. Anlamış değilim. İzleyicim eğer şu anda bizleri izliyorsa bunu biraz aşsın ya. Allah için. Rica edelim. Peki bu sorunun şimdi biz isim vermiyoruz tabii ki. Bu sorunun sahibi kimse. Eğer bizi izliyorsa ben evliyim ama nikah başka kişinin adına diye başlayan bu soruyu biraz daha açık bir şekilde bize tekraren göndermesini rica ediyoruz. Onu söyleyelim. Ki biz anlayalım maksat nedir, durum nedir, ona göre bir şey diyebilelim. Evet. Yani şu anda hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben de anlamadım. Ben yani, siz anlarsınız yani, diye size yok. Sordum. Yok. Demek ki açık bir soru değilmiş. Bir diğer soru. Benim kulağımda iltihap var. Abdest alırken meshedemiyorum. Namazım kabul olur mu? Olur. Abdest konusunda kulakları meshetmek farz değil. Vacip değil. Müstehaptır. Hı. Yaparsa sevap kazanır, yapmazsa sorumluluğa girmez. Sorumluluk almaz. Yani eğer kulağında sıkıntı varsa kulağını meshetmeyebilir abdestte. Ama usulde mecburdur yani. Islatacak. Peki. Usulde. Peki. Şimdi hocam bizim yaptığımız iş biraz daha temiz bir iş. Yani böyle elbiselerimiz ya da üstümüz pek kirlenmez. Ama bazı işçiler, bazı işlerde çalışanlar özellikle üstlerinin çok kirlendiklerini bu şekilde namaz kılarken doğru olup olmadığı konusunda söylüyorlar. Şimdi dışarıda artık sizden dolayı beni tanıyanlar da var. Hı. Bana da söylüyorlar hani hocamıza ilet diye. Ben onların adına bunu ileteyim. Tamam. Elbisemiz kirliyken biz temiz hissetmiyoruz ve doğru yapıyor muyuz? Kılıyoruz namazımızı ama elbisemiz kirli, kirpas içinde diyorlar. Ne söylersiniz? Şimdi muhterem izleyiciler, kirpas iki çeşit. Bir toz toprak, kum, çimento, evet. Yani inşaatta çalışan insanlar evet. için diyorum. Bunlar kir sayılmaz. Bunlar namaza engel değil. Bunlar namaza zarar vermez. Bu türden olan kir tabiri ifadesi zarar vermez. Hı. Ama diyelim ki adam pis şeylerde çalışıyor. Septik çukuru temizliyor veya buna benzer işlerde bulunuyor. Bunların yani kirleri necaset demektir. Pislik demektir. Bunların namazı o şekilde olmaz. Bu türden olan insanlar bir pijama beraberlerinde bulundurmalı ve namaz saatinde o pantolonunu indirip pijamasını giyerek namazını kılmalı. O şekilde namazını eda etmeli. Ama bizim bildiğimiz tarlada adam çalışıyor. Üstü çamur veya üstü toprak. Evet. Bunlar necaset değil. Bunlar bunlarla birlikte namaz kılınabilir. Mahzuru yok. Mahzuru yok. Adam hayvanı var, koyunu var. Onları gidiyor, hayvanları sağarken, eli sürerken üzerine işte bazı şeyler yapışıyor. Bunlar bir şey değil. Bunlar haram değil, necis değil. Onlarla birlikte ibadetlerini devam ettirebilir. Ancak yani şu affedersiniz köpek, yani köpeklerle ilgilenen, kaldırıyor, indiriyor, götürüyor, getiriyor, köpeğin üstü yaş, insan vücuduna yapıştı mı o haramdır. Çünkü köpek, dinen, İslam dinine göre necistir. Pistir. Bazı insanlar şimdi temizliyor, yıkıyor. Şimdi siz bir laşeyi düşünün. Laşe. Ben örnek veriyorum. Laşenin etini alsanız, 1000 kere yıkasanız o temiz olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü maddesi necis. O necasete maruz kalmamış. Bir necis var, bir de müteneccis var.
haddiz altında temizdir. Sonra ona bir necaset yapışmış. Onu yıkarsan temiz olur. Bir de bir madde var. Esas kendisi necis. Hayvan ölmüş. Laşe. Onu sen ne kadar yıkarsan yıka, o temiz olmaz. Dolayısıyla bir necis var, bir de müteneccis var. Köpek necistir. Yani sonradan necaset ona gelmemiş. Haddi zatında necis. Ve onun saviyası necis. Yaş olduğu zaman necis. O yaşlık bir insanın vücuduna isabet ederse onun değdiği yeri necis eder. Onu mutlaka yıkamak lazım. Onu mutlaka yıkamak lazım. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, yani necis var, müteneccis var. Müteneccis olan bir şey yıkanır, temizlenir. Problem değil. Ama maddesi necis olan bir şey, siz ne kadar yıkarsanız yıkayın. Şimdi domuz necistir. Siz domuzu ne kadar yıkarsanız yıkayın, o temiz olmaz. Çünkü onun maddesi necistir. Kendisi necistir. Kendisi pistir. Kur'an onu necis olarak kabul ediyor. Evet. Köpek de, köpek ondan bir derece ehven olmakla birlikte, ama yine necisül aynıdır yani. Kendisi necistir. Siz şimdi onu denize koyun, sabunla yıkayın, tedarşanla yıkayın, inne vurun, bilmem ne yaparsanız yapın, o necis olmaktan çıkmaz ha. Necistir o, pistir o. Veterinere her gün götürün, bakımını yapın, ilaçlayın, ama necasetten kurtulmaz o. Çünkü kendisi bizzat necistir. Ve hadis-i şerif var. Üç şey bir evde varsa veya bu üç şeyden birisi varsa rahmet melekleri o eve girmez. Bunlardan birisi de köpektir. Köpek evin içinde olmamalı İslam'a göre. Diğer ikisini de söyler misin? Tabii inşallah. İkincisi çan. Bildiğimiz bu kilise çanları var ya. Evet. Bir evde varsa melekler ona girmez, oraya girmez. Köpek, çan, bir de put. Büst. Büst. Ha, resim değil ha. Diyelim ki bir insan babasının resmini bir hatıra olarak asmış. O değil. O değil. O kıble duvarında olmamak şartıyla problem değil. Hı. Anneciğinin fotoğrafını almış, oraya asmış. O necis değil. O şey değil yani. Mahzurlu değil. Ama diyelim ki bir koyun büst haline getirilmiş. Ve bir evdeyse melekler o eve girmez. At. At büstü yapılmış. Heykeli yapılmış. Veya köpek heykeli yapılmış. Veya leylek heykeli yapılmış. Veya güvercin heykeli yapılmış. Onlar büsttür. Öylesi bir eve meleklerin girmesi söz konusu değil. Öyle bir imkan, öyle bir durum yok. Peki. Onun için köpek, çan ve büst bir evde varsa veya bunlardan birisi bir evde varsa o eve melekler girmez. Rahmet melekleri o eve girmez. Peki hocam. Reklama gideceğiz. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programına kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından birlikteliğimize devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programına reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler de merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz.
0414. Ekranın hemen altında da var, göreceksiniz. 0414 246 247 36 36 247 53 53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz bize. Mesaj yöntemiyle de büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp ardından mesajınızı, sorunuzu 3969'a göndermek bize ulaşması anlamına gelmektedir. Devam edelim hocam. İzleyicimiz diyor ki hocam depresyondan kurtulmak için, psikolojik hastalıktan kurtulmak için ne dua okuyayım? Muhterem izleyicim, okuyacağın dua ruh ve sinir doktoruna gitmelisin. Onun tavsiyelerine uygun hareket etmelisin. Onun ilaçlarını kullanmalısın. Ondan sonra hangi duayı yaparsan yap. Ama birinci derecede ruh ve sinir hastalıkları doktoruna gideceksin. Durumunu anlatacaksın. A'dan Z'ye kadar. Çünkü teşhisin konulabilmesi için hasta da hastalığını doktora iyice anlatması lazım. Evet. Hastalığın seyrini anlatması lazım ki doktor bir kanaata varsın. Ona efendim onun hastalığını teşhis etsin. Ondan sonra da bu doktora gittin, tavsiyelerine uydun, ilaçlarını kullandın. Ondan sonra sen hangi duayı okursan oku, hepsi geçerli. Ya Rabbi bana şifa ver. Ya Rabbi hastalığımı kaldır üzerimden. Hastalığı veren sensin. Şifayı da veren sensin. Allah'ım bana şifa ver diye dua etsin. Allahu Azimuşşan Hazretleri inşallah bu hastalıktan onu kurtarır. Çünkü hastalıkların çoğu misafirdir. Belli bir süre için Cenab-ı Hak insanın vücuduna gönderir. Aczini gösterir. Bak sen acizsin. Dikkatli ol. Senin vücudun taştan demirden değil bak. Bir mikrop seni yere serebiliyor. Yatağa mahkum edebiliyor. Hatta bazen seni kabre de gönderebiliyor. Kendine güvenme. Kendine güvenen belayı bulur. Kendine güvenmeyen safayı bulur. Onun için sen kendine güvenme. Çünkü bu yük ağırdır. Sen kendi başına bunu kaldıramazsın. Cenab-ı Hakk'a dayan. Cenab-ı Hakk'a tevekkül et. Cenab-ı Hakk'a yönel. Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret iste. Cenab-ı Hak'tan şifa iste. İnşallah Cenab-ı Erhamurrahmin sana şifayı verir. Ve hastalıklar sabun gibidir. Manevi kirler olan günahları affettirir. Bir hasta sabrederse, itiraz etmezse, ah of edip ben ne yaptım ki bu başıma geldi demezse, o üzerindeki günahları Allah affeder. Allah'a ait olan günahları, muhterem izleyiciler bakın. Ama kullara ait olan günahlara Allah karışmaz. Diyelim ki bir adam başkasının malını yemiş. Tövbe tövbe demekle o tövbe kabul olmaz. Ne zaman ki o aldığı paraları sahibine iade ederse ya da ondan helallik dilerse o zaman tövbesi geçerli olur. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı hatalar yapmış, günahlar işlemiş. O günahları Allah dilerse affeder. Hastalık vasıtasıyla Allah affeder. Zaten hastalık bir adama gönderildiği zaman, Cenab-ı Hak gönderdiği zaman ilgili melaikeye emrediyor. Diyor bu adamın ağız tadını al, kuvvetini al, günahlarını üzerinden al. Cenab-ı Hak ona şifayı vereceği zaman der ki ağız tadını iade et, kuvvetini iade et ama günahlarını iade etme. Günahlarını tekrar onun üzerine yükleme. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uygun düşmüyor o. Rabbül Alemin'in almış olduğu, kaldırmış olduğu günahları tekrardan
kulun üzerine yüklemesini Cenab-ı Hak uygun görmüyor kendisine. Ve bir daha da Allah o günahları iade etmiyor. Affediyor. Onun için yani muhterem izleyiciler, hastalık sabretmek şartıyla hepsi sevaba dönüşüyor. Hatta bazı hastalar vardır ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Bir dakika hastalık bir gün ibadet. Bir saat 60 dakika, 60 gün. 24'ü 60'dan çarpsay 6 kere efendim, benim matematiğim sağlam olmadığı için bir şey diyemiyorum. Yani büyük bir yekun tutar. Büyük bir yekun tutar, onu demek istiyorum. Büyük bir sevap kazanır. Onun için hastalık ziyaret ediyor insanı. İnsana aciz olduğunu, fakir olduğunu, muhtaç olduğunu, güçsüz olduğunu, gururlanmasının caiz olmadığını bildirmek için Allah hastalığa veriyor ve o kuldan da günahlarını kaldırıyor. Kendine gelmesini temin etmeyi kula anlatıyor. Kendine gel, yanlıştan vazgeç, bu yanlışlar sana hayır getirmez, sana zarar getirir, bundan uzak dur. Kendisine demesi için Allah hastalığa veriyor. Yoksa Allah'ın Celle Celaluhu hiçbir faydası yok. Allah zaten muhtaç değil hiçbir şeye. Uluhiyet ihtiyaçsızdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. İhlas suresinde ne diyoruz? Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Samet nedir? Hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayıp herkesin ve her şeyin Allah'a muhtaç olması demektir. Onun için Cenab-ı Hak ne bizim ibadetimize, ne bizi hasta etmeye, ne bizi vezir etmeye, ne bizi rezil etmeye Allah'ın ihtiyacı yok kardeş. Bunlar bizim için faydalı. Onun için Allah bize veriyor bunları. Faydası için bize veriyor. Peki, bir insan nerede ölüyorsa orada mı defnedilmesi gereklidir, yoksa memleketinde mi defnedilmesi daha sevaptır Türkiye çapında? Muhterem izleyiciler, ideal olan, İslam'ın ideal gördüğü husus, bir insan nerede vefat etmişse oraya gömülmeli. Başka yerlere nakledilmesi ideal değil. Caiz ise de ideal değil. Bakın, bazı şeyler caizdir ama ideal değil. Olması gereken değil. Onun için insan nerede vefat etmişse oraya gömmek lazım. Oraya gömmek lazım. Hazreti Ebubekir Efendimizin oğlu Abdurrahman Mekke'ye giderken Mekke'ye 10 kilometre kala orada vefat etmiş. Onun etrafındaki insanlar demişler zaten 10 kilometre Mekke'ye kaldı. Biz bunu Mekke'ye taşıyalım. Ve Mekke'ye götürüyorlar. Bilahare kız kardeşi olan Peygamberimizin eşi annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Mekke'ye gidiyor. Gidiyor kardeşinin kabrini ziyaret ediyor. Ve diyor ki orada, eğer ben ölümü esnasında hazır olsaydım, onu ben Mekke'ye nakletmezdim. Vefat ettiği yere onu gömerdim. Nerede vefat etmişse, ben onu oraya gömerdim. Bundan anlaşılıyor ki, muhterem izleyiciler, insan nerede vefat etmişse, oraya gömmek ideal. Hastadır, Ankara'ya götürülmüş, orada vefat etti. İnne illahi ve inne ileyhi raciun. İslam memleketidir. İslam kabristanıdır. Oraya gömmekte dini açıdan bir sıkıntı yok. Oraya gömülebilir. İstanbul'da vefat etti. Urfalıdır. Onu Urfa'ya getirme zahmetine katlanmamak lazım. İstanbul'da vefat etmiş, İstanbul İslami bir şehirdir.
İslam'ın bol olduğu bir şehirdir. Efendim, Osmanlıların uzun süre paytaktı olmuş çok büyük alimler, veliler, Allah'ın has kullarının bulunduğu bir şehirdir. Oraya gömelim. Oradan buraya kadar cenazeyi getirmeye, o zahmete, o meşakkate katlanmaya gerek yok. Birçok insanı günlerce tedirgin etmeye de gerek yok. Nerede vefat etti? Orada, oraya gömmek lazım. Bazıları diyor ki, Efendimiz Fatiha okumak istiyoruz. Gidip kabrin başında Fatiha okumak istiyoruz. Fatiha nerede okunursa ölüyü bulur. Siz Fatiha'nızı nerede okursanız okuduğunuz ölünün ruhuna ulaşır. Hiç onun için tasalanmayın. Hiç onun için sıkıntı çekmeyin. O okuduğunuz Fatiha mutlaka gider ölüyü bulur. Bunun için başka yerlerde vefat eden insanları memleketlerine getirmenin bir anlamı yok. Faydası yok, getirisi yok. E gelsin akrabaların yanında olsun. Ya şimdi yerin altı birdir bir. Akrabalar cesetle akraba değil, ruhla akraba. Ruh ölmüyor. Ölümle ruh serbest kalıyor. Bu tene koyma kuştur ruh. Sonradan ruh bu vücuda konulmuştur, yerleştirilmiştir. Ölümle ruh serbest kalıyor. Yükseklerde gezmeye başlıyor. Akrabaların yanına gidiyor. Sevdiklerinin yanına gidiyor. Ana babasının, kardeşlerinin, yakınlarının, dostlarının yanına gidiyor ruh. O düşünce yanlıştır. Akrabalarının kabristanı hep burada. Onu da buraya getirelim. Gerek yok ki. Yani insanları insan yapan bu ten değil ha. İnsan ruhla insan. Cesetle değil. Ceset fanidir. Topraktan gelmiş. Tekrar toprağa karışacak. Onun için bunun üzerinde durmamak lazım bu or kardeşim. Peki hocam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. İmamlığa niyet ederken bana uyan cemaate imam olmaya derse yeterli mi? Arkasında bayan da varsa demiş. Şimdi bayan varsa niyet, imamlık niyetini getirmezse bayanların namazı olmuyor. Erkeklerin namazı olur, bayanların namazı olmaz niyet getirilmezse. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya imam olarak, Allahu Ekber, imam olarak. Arkamdakilere imam olarak demeye gerek yok. Bana tabi olanlara imam olarak değil. Allah rızası için öğle namazının farzını imam olarak kılmaya niyet ettim, Allahu Ekber dedi mi? Bu işte tamam. Bu iş tamam. Hı. Artık arkasında kadın da olsa, efendim erkek de olsa, bu niyet yeterlidir. Bu niyet sahihtir. Bu niyetin efendim eksiği kalmamıştır. Bana uyanlara imamlığa niyet ettim demeye gerek yok. Öğle namazının farzını imam olarak kılmaya niyet ettim dedi mi? Tamam. Bitti. İmam olarak. Peki. Yeterli. Başka bir şey eklemeye, ilave etmeye gerek yok. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını imam olarak kılmaya. Allahu Ekber. Yeterli. Bazı böyle bilgisi olmayan insanlar tekerleme yapıyor. Yönüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, efendim bilmem ne falan, onların hiçbirisi sahih değil, doğru değil. Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, Allahu Ekber dedim, kafi. İmam olarak kuracaksa imam olarak kılmaya niyet et. Bu yeterli. Başka bir şeyi ilave etmeye gerek yok. Gerek yok. Peki. Abdestliyken kıyafetlerini değiştiren
kişi abdestliyken kıyafetlerini değiştiren kişinin abdesti bozulur mu? Hayır. Kıyafet değiştirmek abdestle ilgisi yok. Siz bu gömlekle abdest aldınız. Sonra bu gömleğin bazı yerlerine efendim ya kir değmiş ya daha iyisini giymek istediniz. Başka bir gömlek giydiniz. Pantolonunuzu değiştirmek istediniz abdest aldıktan sonra. Pantolonunuzu değiştirdiniz. Hatta çok affedersiniz iç çamaşırını değiştirmek istediniz. İcap etti. İç çamaşırınızı değiştirirsiniz. Abdestiniz baki. Abdestiniz sağlam. Abdestinize bir zarar gelmemiş. Yani insan kıyafet değiştirmekle abdestine ne olumlu ne olumsuz bir zarar gelmez. Ne olumlu zarar ne olumsuz zarar gelmez. Onun için bunu bilmemiz lazım. Kıyafet değiştirmek abdestine zarar vermez. Abdesti bozmaz. Abdesti mekruh hale getirmez. Abdest abdest olmaya devam eder. Hiç dini açıdan bir sakıncası yoktur kardeşim. Peki. 120 gram altınım var. Yüklü miktarda. Faiz olmayan borcum mu var demiş. Tam olarak anlamadım. 2 yıldır zekat vermiyorum. Zekat düşer mi diyor. 100 gram altınım var. Faizi olmayan borcum var. 2 yıldır vermiyorum. Zekat düşer mi? Kardeşim şimdi sen eğer bu altını borcunu ödemek için edinmişsense borcunu öde. 2 yıldır sen niçin bu zekat bu parayı tutmuşsun zekatını vermiyorsun? Borcun varsa borcunu öde, kapat. Ondan sonra zekat sana düşmesin. Evet. Ne borcunu ödüyorsun, ne zekat veriyorsun. Bu yanlış bir şey. Bu doğru olmayan bir konu. Ya zekatını ver, ya borcunu ver. Ne borcunu ödüyorum, ne de zekatımı veriyorum. Yani bu günah. Her tarafı günah. A'dan Z'ye kadar günah. Matlul ganiyi zulmun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani varlıklı bir kişinin borcunu ödememesi, borcu alacaklı olan insana zulmetmektir bu. İnsan zalim olmaması lazım. Sonra bu miktar parayı elinde tutuyorsun, zekatını vermiyorsun. Ne borcunu veriyorsun, ne zekatını veriyorsun. Bu çelişkidir. Bu caiz değil. Bu doğru değil. Bu günahtır kardeşim. Yapma. Ya borcunu öde, ya zekatını öde. Ne onu ne bunu ödememezlik yapma. Evet. Kardeşim oruç tutmaya niyetlendi. 20 gün tutacağını söyledi. 20. günde, son günde ezana 10 dakika kala adet oldu. Orucu kabul oldu mu? Hayır. Adet gören bir kadın isterse 10 dakika kalsın ezana, o gün artık oruç sayılmaz. O gün geçerli sayılmaz. Çünkü adetin kendisi oruca zıttır. Velev ki az bir zaman kalmış olsa bile. Evet. Madem adet gördü, artık o günün orucu kendisine sayılmadı. Oruca devam etse günahkar olur. Bir bayan Ramazan'da veya herhangi bir zamanda oruç tutmuş, oruç tuttuğu esnada adet görürse, adet görür görmez otomatikmen orucu bozuldu. İsterse devam etsin. İsterse orucunu bozmasın. Allah'a asyan eder. Bir kadın adet görmesine rağmen orucunu bozmazsa Allah'a asi olur. Allah'a karşı gelmiş olur.
caiz değildir bu. Bu suçtur. Bu yanlıştır. Bunu yapmamak lazım muhterem kardeşim. Bu bilgisizliğin ifadesidir. Bu bilmemenin ifadesi. Eğer bilseydi insan böyle yapmazdı. E yapıyorsa demek ki bilgisiz bu adam. Olmaz. Peki. Bir diğer soru. Benim oğlumun bir miktar parası var. Arkadaşı ziraatçi. Parayı bana ver dedi. İlaç gübre alalım, kârı paylaşalım. Biz de diyoruz ki sen bu parayla ilaç gübre almayacaksın. Bu parayı bankaya yatırıp faiz yapacaksın. O da yok diyor. Biz bu parayı ziraatçıya versek günah olur mu? Eğer sizin kanaatiniz bu insanın ilaç, gübre, buna benzer şeyler almayıp da bunu bankaya faize yatıracak ise, kanaatiniz oysa, paranızı vermeyin kardeş. Yok, eğer kanaatiniz geliyorsa ki bu adam ilaç alacak, gübre alacak ve bunu borca verecek. Mevsime borca verecek veya işte karına satacak. Öyle bir kanaatiniz varsa o parayı verebilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu adam böyle yapar mı, yapmaz mı? Yani parayı gübrede, ilaçta değerlendirerek kar eder mi, yoksa götürür faize yatırır mı? Siz bunları bilirsiniz tabii. Yani tahmin edersiniz. Kanaatınız o şekilde gelir. Onun için kendi kanaatınıza göre hareket edin. Eğer o adamın yok ben faiz yapmayacağım, ben ilaç alacağım, gübre alacağım dediği halde bu adam almaz, bu adam yanlış söylüyor, bu adam bizi aldatıyor, göz boyama yapıyor diye düşünüyorsanız o zaman günaha girmeyin kardeşim, paranızı da vermeyin. Paranızı vermeyin, faize ortak olmayın, harama ortak olmayın. Peki hocam, devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Ardından İslam ve Hayat programı kaldığı yerden devam edecek. Evet, reklamların ardından birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı sizlerin göndermiş olduğunuz sorularla devam ediyor efendim. O sorularla hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Sizler gönderdiniz, emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam da cevaplayacaklar. Bir insan hırsızlık yaparsa sonra namaz kılarsa günahı kalır mı? Yani o günah var olur mu? Muhterem izleyiciler, eğer milletin malını almışsa ve aldığı insanlardan, hırsızladığı insanları da bilmiyorsa, evet, o hırsızladıkları paraların miktarı kadar fakirlere o paraları vermesi lazım. Sahiplerinin hayrına, evet, fakirlere çaldığı, hırsızladığı paralar kadar tahmini bir rakam onları iade etmesi lazım. İade etmezse tevbesi sahih değil. Çünkü kul hakkına tecavüz etmiş bu adam. Kul hakkını zimmetine geçirmiş. E bir insan yapmış olduğu suçun durumu üzerindeyken tövbe etmesi mümkün değil.
Hani sen birçok insanın malını hırsızlamışsın. Ben şimdi tövbe edeceğim. Tamam, tövbeye dön Allah'a, ama o tahmini bir rakam. Ben şimdiye kadar ne kadar para çaldım, ne kadar mal çaldım, şu kadar. İşte onu ödemeye çalış. Sahiplerinin namına fakirlere onu ver. Hayır beklemeden, yani sevap beklemeden, zimmetinden çıkarmak maksadıyla o paraları sahiplerinin niyetine, fakirlere dağıtman lazım. Çünkü haram maldan kurtulmanın yegane çaresi, o malı sahibi bilinmiyorsa fakirlere vermekle ancak kurtulma imkanı olur. Evet. Sen o mal zimmetindeyken tevben sahih olmaz. Çünkü o milletin malı hep henüz senin üzerinde. Ama ya Rabbi ben tövbe ediyorum, bundan sonra bu işi yapmayacağım. Efendim ben hırsızladığım malları da defaten ödeme gücüm yok. Ben yavaş yavaş çalışacağım ve o malları sahiplerinin hayrına, sahiplerinin namına fakirlere vereceğim. Ya Rabbi beni affet derse inşallah Allah onu affeder. Ama o aldığı paraları ödemek şartıyla, ödemeye çalışmak şartıyla, imkanlarının el verdiği ölçüde onları ödemeye çalışması lazım ki efendim inşallah Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul eder. Peki. İzleyicimiz şöyle sormuş hocam, demiş ki benim iki engelli çocuğum var. Devlet bana engelli çocuklardan dolayı para veriyor demiş izleyicimiz. Bazen paranın arttığını söylüyor ve diyor ki bu artan parayı ablama versem günah olur mu? Yani çocukların ihtiyacından fazla ise, yani kullanılacak zaruri bir yerde yoksa, ablası da gerçekten muhtaç ve fakirse ona verebilir. Ama fazlasını. Öyle çünkü demiş. Devlet bu parayı bu çocuklar için veriyor. Bu engelli çocuklar için veriyor. Engelli çocukların ihtiyacından fazlaya fazla kalırsa ve ablası da gerçekten muhtaç ve fakirse ona verebilir. Ama çocukları mahrum bırakarak, ihtiyaçlarını yeteri kadar görmeden bu parayı biriktirir, ablasına verirse günah olur. Çünkü bu para onun değil. O emanetçidir. O emanetçidir, o nezaretçidir. O bu çocuklara bu parayı kullanması lazım, harcaması lazım. O şekilde bu parayı kullanmak zorundadır. Ama çocuklara kullandı, bitmedi, fazla geldi. Öbür tarafta da ablası fakir, muhtaç, zaruret içerisinde ise o paranın fazlasından ablasına verebilir. Verebilir. Ama dediğim gibi birinci şart çocukları muhtaç bırakmayacak. Kısmayacak. Normal harcama yapacak. Evet. Çocuklara normal harcama yaptıktan sonra geriye kalan paralar olursa ve ablası da fakir ise, muhtaç ise ablasına o paralardan verebilir. Caizdir. Caizdir. Peki. Sıradaki soru. Bu soru bir daha gelmişti. Ben yine sorayım. Çay içmek sağlığa zararlı. Çay içmenin sağlığa zararlı olduğunu söylüyor uzmanlar. Bunun hakkındaki görüşünüz nedir? Sağlığa zararlı olan şeyler dinen haram mıdır? Peki bu çay haram mıdır? Vallahi şimdi çayın da şey, içme şekilleri var. Şimdi çayın her şeyin azı karar, çoğu zarar. Her şey normalini aşarsa zıddına dönüşür. Normal. Şimdi çay açık olmalı.
şekersiz olmalı. Aşırıya gitmemeli. Böylesi bir çayın sağlığa zararlı olduğunu ben hiç bir uzmandan duymadım. Ben de duymadım. Ama çayı ağır içip, şekerli içip, efendim aşırıya gitmek tabii ki vücuda zarar veriyor. Şimdi uzmanların ifadesine göre, uzmanlar yani dünyadaki uzmanlar diyorlar ki meşrubata şeker katmayın. Meşrubat, hangi tür meşrubat olursa olsun, ister çay olsun, ister meyve suyu olsun, ister başka meşrubat olsun, bunlara katılan şeker tamamen Allah göstermesin kanser hücrelerine dönüşüyor. Kanser hücrelerini oluşturuyor. Onun için sessiz olun, hiçbir meşrubatı şekerle içmeyin. Hangi tür şeker olursa olsun, ister mısır şekeri, ister kesme şeker, ister renkli şeker, şeker şekerdir. Hangi türü olursa olsun, efendim vücuda zararlı. Evet. Ve işte doktorların konusunda uzman olan doktorların dediklerine göre böylesi bir şekerin katılması kanser hücrelerini meydana getiriyor. Vücutta oluşturuyor. Bu nedenle içilmemesi lazım. Ama normal çay içmek, yani çayı açık iç. İki tane iç, üç tane iç. Dört tane iç, beş tane iç. Sana zarar vermez bu. Sana sonra çayda münebbih var, uyarıcı var. Vücudu zinde tutuyor. Vücudu zinde tuttuğu için faydalıdır. Ama katran gibi çay içersen, üzerine de 2-3 kaşık şeker eklersen, o gerçekten çok zararlı. Gerçekten onun zararı çok büyük. Onu içmemek lazım. Ha bir şey kesin olarak vücuda zararı muhakkaksa, şüpheli değilse, vücuda zararı %100'se, onu yemek içmek haramdır kardeşim. Çünkü bu vücut Allah'ın bize emanetidir. Biz bu ilahi emaneti korumak zorundayız. Eğer bir madde %100 vücudumuza zarar verdiği kesin olarak ifade ediliyorsa, kesin ama %100, o zaman onu almamız, kullanmamız haram olur. Caiz olmaz. Ondan sakınmamız lazım. Uzak durmamız lazım. O vücudumuzu tahrip edeceği için biz ona yanaşmayalım kardeşim. Ona yanaşmayalım. Peki. Diğer soru. Pamuğun zekatı ne kadardır? Bizim burada Şafiler vermese de olur diyorlar. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Vallahi benim bilgim Cenab-ı Hakk'ın yerden insanlara çıkardığı her ürünün hakkını vermeleri lazım. İster Şafii olsun, ister Hanefi olsun, ister Maliki olsun, ister Hanbeli olsun, fark etmez. Yani bu içtihadi meseleler zaman içerisinde değişebiliyor. Ya zamanında bir kısım alimler demişler ki pamuk kut değil. Kut nedir? Azık. Azık olmadığı için buna üşür düşmez. Bu onların görüşü. Allah'ın emri değil bu. Allah diyor ki Estaizu billah ve atu hakkahu yevme hasadi. Ürünün hasadı zamanında onun hakkını verin diyor. Hakkahu yani ürünün hakkı. Hangi ürün olursa olsun. Evet. İster pamuk olsun, ister mısır olsun, ister nohut olsun, ister mercimek olsun, ister ağla, buğda olsun, ister arpa olsun. Vermeyenler yanılıyor. Vermeyenler yanlış yapıyor. Yani ya verseler
Günaha mı kefarını verseler, günaha mı girerler? Hayır. Suç mu işlemiş olurlar? Hayır. Kötü bir şey mi yapmış olurlar? Hayır. Allah da onlardan memnun kalır, kullar da onlardan memnun kalır ve defter-i amallarına yazılır. Bu kadar trilyonlarca para kaldır, cebe kat. Ne fakirin hakkını ver, ne zekatını ver, ne üşrünü ver, ne sadakasını ver. Senin vicdanın rahat mı bundan? Hiç sanma. Hiç sanma. Onun için vermek lazım kardeşim. Vermek lazım. Hacım, cami imamları büyük camileri soğuk bırakıyorlar. Namaza gidemiyoruz. Bunun hakkındaki görüşünüz? Yani kışın soğuk günlerde cami içerisinde bir bölme, ısıtılabilecek bir bölme yapılabilir. Yani portatif bir bölme. Gerektiğinde kaldırılacak bir bölme yapabilirler. Bu arada vakit namazlarını kılarlar. Cuma günü o bölmeyi açarlar, olur biter. Yani imam arkadaşlarımızın cemaatlerinden sorumlu olduklarını bilmeleri lazım. İnsanların camiye gelmelerini teşvik etmeleri lazım. İnsanların camiden uzaklaşmasına değil, camiye yakınlaşmasına, camiye gelmesine vesile olmaları lazım. Cemaat neden şikayetçi? Soğuktan şikayetçi. Isıt kardeşim. Ha ben hepsini ısıtamam. Özel bir kalorifer döşemem lazım. Buna da gücüm yetmez. O zaman bir bölme yap. Vakit namazlarını orada kıldır. Özellikle sabah namazları. Ama birçok camide de var yani. Muhterem izleyiciler. Klimalar var, şeyler var. Efendim? Onlar ısıtmıyor mu hocam? Yani ısıtmazsa da ısınıyor. Klima. Yani ufak var. Olduğu için klima kullansa fevkalade ısınır. Efendim soba kullansa ısınır. Yani şey sobası, elektrik soba. Kullansa ısıtır. Yani azami de azami olarak bir saat, yarım saat evvel açsa, yarım saatte namaz bir saat. Bir saat kimsenin evini yıkmaz, kimseye ağır bir yük de getirmez kardeşim. Onun için cemaatin camiden kaçmasına vesile olmamak lazım. Cemaatin camiye devam etmesine vesile olmak lazım. Cemaatin çoğalmasına vesile olmak lazım. İmam arkadaşlarımızın çoğu zaten bunu yapıyor. Belki bazı imam arkadaşlar bunu yapmıyorsa yapmalarını tavsiye ederim ben. Yapmalılar. Yapsalar iyi ederler. Caminin bir kısmını, bir bölümünü, münasip olan bir yerini kışlık cami olarak kullanabilirler ya. Bir problem olmaz. Ne var ki bunda? Peki hocam, bir insanın hanımına danışmaması, dinlememesinde sakınca var mı, günah var mıdır? Ya şimdi muhterem izleyiciler, bu insanların birbirlerine güvenlerinden kaynaklanır. Erkek eşine güveniyorsa, kadın kocasına güveniyorsa bunlar otururlar, meseleyi enine boyuna tartışırlar. Gözden geçirirler. Faydalı olan şekli bulmaya çalışırlar. Ama erkek hanımına güvenmiyor. Hanımın anlamaz bu işi. Diyorsa o zaman nasıl yani hanımına danışacak? Nasıl hanımına güvenecek? Diyor ki bu adam bunun aklı ermez. Bunun kafası ermez. Diyorsa bunun yapacağı bir şey yok. Yani muhterem izleyiciler, bir erkek bayana danışabilir. Böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Hanım ne dersin? Senin görüşün ne? Kanaatin ne? Diyebilir. Ama erkek hanımının bu görüşünün isabetli olamayacağına kanaati geliyorsa veya böyle bir fikri olmadığına kanaati gelirse o zaman zaten danışmaya gerek yok. Evet. Yani bu daha çok
insanların birbirlerine güveni, birbirlerine karşı efendim itimadı söz konusu olur. Olursa yapar. Olmazsa zaten yapılacak bir şey yok ortada. Peki. Hocam köpek dediniz ya, beslemek günah dediniz. İzleyicimiz soruyor, size soruyor. Diyor ki, evde köpek beslemek günah diyorlar. Ben evin dışında beslemek zorundayım. O da günah mı? Biz orada hata etmişiz. Her halükarda köpek beslenmez değil. Evet. Evin içerisinde beslenmez. Biz zaten onu dedik. Onu dile getirdik. Ama adamın sürüsü var. Köpek sürüsüz, sürü köpeksiz olmaz. Kurtlara karşı, canavarlara karşı elbette ki köpek olacak. Veya adamın evi kuytu yerde. Hırsızlardan endişe ediyor. Evin dışında, evin bahçesinde, evin bir tarafında köpek besleyebilir. Gündüz bağlar, gece de bırakır ki efendim hırsızlara zarar verici insanlara karşı kullanmak üzere onu yapabilir, yani besleyebilir. Ceffel kalem, hiç köpek beslenmez değil. Evin içerisinde evin içerisinde köpek beslemek dinen haramdır. Ama sürüde, ama koytu yerde, ama ekin içerisinde zarar gelecekse kullanabilir. Bunda bir mahzur yok. O caizdir. Ama insanın vücuduna değmemesi lazım. İnsan kendinden uzak tutması lazım. Çünkü onun salyası haram. Bir de vücudu ıslaksa, insana bulaşırsa o da haram. Ya da insanın üstü ıslaksa, köpeğe sürünürse o da haram olur. Sürünen yer, değen yer, o da haram olur. Onu mutlaka temizlemek lazım gelir. Onun için muhterem izleyiciler, İslam'ın yasakladığı köpeğin evin içerisinde, bazıları yatak odasında besliyor köpeği, misafir odasında besliyor, oturma odasında besliyor, mutfakta besliyor. Bu caiz değil dine. Bunlar haram. Ama bahçede beslemiş. Gündüz bağlamış, gece hayvanı serbest bırakmış. Kendisini koruması için her türlü zararlılara karşı, bu caiz. Sürüsü için köpek edinmiş, caiz. Bununla bir şey yok. Bu caiz. Evet. Peki, izleyicimiz diyor ki, benim bir ineğim var, satacağım. Satarken ne kadara aldığımı söyleme zorunluluğum var mı? Ticaret kurallarından biraz bahseder misin? Ticaret kurallarında aldığım fiyatı söylemek mecburiyetim yok. Ben bu hayvanımı bu fiyata satıyorum. Arzu edenler alabilir. İsterse ben bunu bedava almış olayım. İsterse 10 liraya almış olayım. Evet. İsterse satacağım fiyatın çok altında almış olayım, ben aldığım fiyatı söylemek mecburiyetim yok. Ve söylersem şayet doğruyu söylemem lazım. Doğruyu söylemezsem vebal altında kalırım. Yani benim malım 10 lira değer, ben desem ki vallahi ben bunu 15 kağıda almışım, bak bu haram oldu, bu günah oldu, suç oldu. Yani illa söyleyeceksense doğrusunu söylemen lazım. Günaha girmemen lazım. Evet. Yanlışa girmemen lazım. Doğrusu neyse onu söylersin. Ama söylemek mecburiyetin yok, onu da bil. Yani sen aldığın, kaça aldığını söylemek zorunda değilsin. Adam ısrar etse de kardeşim bu ticaret. Ben ticaret yapıyorum. Ticarette ben aldığım fiyatı söyleme mecburiyetim yok. Ben bu hayvanımı bu fiyata satıyorum.
Hasabınıza gelirse alırsınız. Hasabınıza gelmiyorsa bırakın yerinde kalsın. Demeli. Ama söylemek mecburiyeti yok fiyatını, aldığı fiyatı. Veya söylemek isterse doğrusunu söylemesi lazım. Yanlış söylememesi lazım. O çok büyük bir günahtır. Yanlış söylemek, yalan söylemek çok büyük bir günahtır. Suçtur, doğru değildir. Peki. Evet. Hocam devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemekle ilgili ayet var mı demiş izleyicimiz. Tabii. Şey suresinde, Ali İmran suresinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili Hristiyanlarla mübahale ayeti var. Gelin, biz de siz de gelin şey yapalım. Hangimiz haklı, hangimiz yanlış. Gelin söyleyelim ve Allah'ın lanetini yalancılar üzerine olsun diyelim, dua edelim. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti üzerine olsun. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yalanın yasaklılığı, yalanın lanete mucib olduğu ifade ediliyor. Onu bilmemiz lazım. Peki. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sorularınızla devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenler, İslami Hayat programının son bölümünde birlikteliğimize devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam da cevaplamayı sürdürüyorlar efendim. O sorularla devam edelim. Hocam izleyicimiz diyor ki nazar için Felak, Nas ve İhlas surelerinden başka hangi duaları okumalıyız? Fatiha-yı Şerife'yi okuyun. Fatiha var ya, Elham suresi. Halk arasında Elham diyor. Elham. Elhamdülillah'la başlıyor diye. Ya. O sure, bir de Ayet-i Kürsi'yi okuyun. Bir de Kalem suresinin son ayeti var. Kalem suresi var ya. Estaizu billah ve in yekadu allazine keferu leyuzniqunike bi absarihim. وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Kalem suresinin son ayeti. Bunlar nazar için iyi gelir. Okunursa inşallah nazarı önler. Nazarın zararlarını ortadan kaldırır. Okunursa nazar değmez. İnşallah. İnşallah hocam. Peki. Devam edelim. Antep fıstığını veresiye veriyorlar. Bu haram mıdır? Örneğin normalde kilosu 40 ise 60'a veriyorlar diye de yazmış izleyicimiz. Şimdi muhterem izleyiciler, bir tarafta fıstık var, bir tarafta para var. Evet. Faiz olabilmesi için paranın paraya, fıstığın fıstığa fazlasıyla mı? Yani ürünün ürüne fazlasıyla verilmesi haramdır. Ama siz elinizde fıstık var, onu 6 ay veya 1 sene sonrasına 40 liralık değerinde olan fıstığı 60 liraya satıyorsunuz. Caizdir bu.
ama karşı tarafı ezmemeye çalışmak lazım. Satıcı kendisini alıcının yerine koymalı. Alıcı da kendisini satıcının yerine koymalı. Yani empati yapmak lazım. Eğer sizin vicdanınız rahatsa bu alışverişten, eğer fazla div demiyorsanız satabilirsiniz. Çünkü bu faiz değil. Ancak bazen vicdan yoksulluğudur. Evet. Vicdanın yoksulluğudur. Siz değersiz bir malı, kıymetsiz bir malı çok fazlaya satıyorsanız o da yanlıştır. Ama faiz değil bak. Yani fıstığı borca vermek faiz değil. Arpayı borca vermek faiz değil. Buğdayı borca vermek faiz değil. Bunlar faiz kategorisine girmez. Ama alışveriş yaparken insafı elden bırakmamak lazım. İnsaf ölçülerini çiğnememek lazım. İnsaflı olmak lazım. O da senin kardeşindir alacak olan. O da senin din kardeşindir. Vücudun azaları gibisiniz. Yani bir vücudun bir azası incindiği zaman diğer azalar incindiği gibi insan da Müslümana zarar vermemesi lazım. Normal, daima normali takip edelim. Normalsa herkes 50'ye verirken sizin 60'a vermeniz bu insaf ölçülerini yani geçmektir. İnsanlar gibi hareket etmek lazım. İnsanlar alışverişlerinde nasıl hareket ediyorsa biz o kuralları çiğnemeyelim. Aşırıya gitmeyelim. Normala satalım. Normal fiyatla satalım. Bereket halaldadır. Bereket çoklukta değil. Halal olan bereketlidir. Çok olan bereketli demek değildir. Onun için biz vicdan ölçülerini aşmayalım. Peki. Hocam, mezarlıklara cuma günü seladan önce gidilir diyorlar. Ölüler o zaman sizleri görür gibisinden, bu doğru mudur? Şimdi doğru eksik yalnız. Doğrudur ama eksiktir. Sadece saladan sonra oraya gitmek doğru değil. Cuma gecesi yani perşembe günü ikindi namazından sonra kabir ziyaretleri başlar. Cumartesi günü sabah yani güneşe kadar devam eder. Bu arada bir insan kabristana giderse, ziyaret ederse ölüler genelde onu görür. Genelde görür. Ama çok ehli azap olanlar varsa, İslam'ın hayatı olmayan, İslam'ı çiğnemiş olan, yani onlar görmeyebilir. Çünkü onların ruhları hapiste olabilir. Ahirette de hapis var. Yani ruhların hapsi yeri var. Evet. Serbest değildir. Ama çoğunlukla genelde perşembe günü ikindi namazından itibaren cuma gecesi boyunca cuma günü sabahtan ta akşama kadar bir de cuma ertesi gecesi güneşe kadar bir insan kabristana giderse yettiği insanlar onu görür. Ölüler onu görür. Normalde görür. Sadece cuma salası sırasında değil. Onun için dedim doğrudur, eksiktir. Evet. Bu ilaveyi de yapmak lazım. Yapmış oldunuz siz de böylece. Diğer soru, ben hep iyilik yapıyorum, iyiden yanayım ama hiçbir işim rast gitmiyor. Şimdi iyilik yapmak her halükarda güzel bir şeydir. Yalnız iyilik yapmak kendi başına yeterli değil. Siz Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetlerinizi hakkıyla ifa etmeniz lazım. Yalandan sakınmanız lazım. Haramdan sakınmanız lazım. Zulümden sakınmanız lazım.
gıybetten sakınmanız lazım. İnsanları yani birbirlerine düşürmekten uzak durmanız lazım. İyilik çok iyi ama yeterli değil. Her şeyden evvel insan imanıyla insan, ibadetiyle insan, güzel ahlakıyla insan, hayırlı işleri yapmakla insan. Bunları yapan insan zarar görmez. Bunları yapan insan işi efendim sıkıntılı olmaz, zarara da uğramaz, daima hayır görür, daima muvaffak olur, daima başarılı olur. Onun için sadece iyilik yapmak yeterli değil. Anne babanız varsa onlarla ilişkilerinizin güzel olması lazım. Çok önemli. Bir insan anne babasıyla ilişkileri sağlam değilse, iyi değilse, normal değilse o insan başarılı olması mümkün değil. Muvaffak olması mümkün değil. Hayır görmesi mümkün değil. İstenen düzeye gelmesi söz konusu değil. Onun için sebepleri çok. Sadece ben iyilik yapıyorum ama işim rast gelmiyor. Yalnız bununla yetinmemen lazım. Dediğim hususları da mutlaka yerine getirmen lazım. Onları da yaşaman lazım. Onları da hakkıyla yerine getirmen gereklidir muhterem kardeşim. Peki. Ben babamın bir dediğini iki etmedim bugüne kadar. Ama benim evlatlarım bana bunu yapıyor. Sözümü dinletemiyorum. Nedeni nedir hocam? Siz çocuklarınızı eğitmemişsiniz muhtemelen. Şimdi eğitim ne zaman başlar? Çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren eğitim başlar. Bizim toplumumuz genelde bu eğitim olayından uzak duruyor. Çocuğu eğitmiyor. Çocuğa öğretmiyor. Çocuğa gerekli olan şeyleri küçük iken onlara ifade etmiyor. Ve insan küçük iken kaset gibidir. Teyip gibidir. Hemen alır. Alıcısı çok sağlam. Büyüklükteki alıcıyla küçüklükteki alıcının nitelikleri bir değil. Küçüklükte ne söylersen söyle çocuk algılar. Ama büyüklükte ne söylersen söyle, sen söylersin yel götürür onu. İşte her şey zamanında olmalı Uğur kardeşim. Yani ben sadece bu izleyicilime değil, birçok insanımız maalesef bundan uzak. Bu eğitimden uzak. Çocuğa iyilik yapmak sadece yemek yedirmek, üst baş giydirmek, cebine de biraz para koymak değil. Çocuğa yol göstermek, çocuğa doğruları göstermek, çocuğa helal haramı bildirmek, çocuğa ibadeti sevdirmek, anne babaya saygıyı öğretmek, büyüklere saygıyı öğretmek, küçüklere şefkat ve merhameti öğretmek, hayvanlara merhametli davranmayı öğretmek. Bugün ben görmedim bir baba çocuğuna bu tür eğitim verdiğini, ben hiç görmedim. Duymadım daha Uğur kardeşim. Ne gördüm ne duydum bu yaşımda. Bunlar eksikliktir. Çocuğa vermezsen bir şey alamazsın. Vermeden yani almadan, vermeden almak mümkün değil. Vereceksin ki alacaksın. Ekeceksin ki toplayacaksın. Biçeceksin. Ekmeden bir şey, ekmeden bir şey biçemezsin ki sen. Şimdi ben bu izleyicime sorsam, senin bu çocukların 6-7 yaşındayken, 5 yaşındayken, 4 yaşındayken sen bunlarla dediğim konuları dile getirdin mi? Çocuklara söyledin mi, anlattın mı? Helal haram mefhumunu öğrettin mi? Ana babanın ne olduğunu öğrettin mi? Saygıyı öğrettin mi? Diyecek ki yok. Yoktan var eden ancak Allah. Sen vermemişsin, şimdi istiyorsun. Vermeden alamazsın ki sen.
Onun için muhterem kardeşim, her şey zamanında olmalı. Ağaç yaşken eğilir. Kalas olduktan sonra sen onu eğemezsin. İnnel gusûne izâ addeltehâ a'tedelet. Ve lâ yelînû ve lev addeltehul haşebû. Dallar yaş iken, taze iken eğilebilir, şekillendirilebilir. Ama tahta olmuş, kupkuru kalas haline gelmiş olan tahtalara şekil veremezsin. İstediğin şekle koyamazsın onu. Onun için her şey zamanında olmalı muhterem izleyiciler. Zamanında çocuklarımızla ilgilenelim. Sahip çıkalım. Eğitim verelim. Allah'ı peygambere anlatalım. Halal haram mefhumunu öğretelim. İnsanlara saygıyı öğretelim. Anne babaya hürmeti öğretelim. Küçüklere şefkat ve merhametli davranmayı öğretelim. Hayvanlara merhametli davranmayı öğretelim. Bir arkadaşım var, diyor bizim bir komşumuzun çocuğu var. Küçük ha, 8-10 yaşlarında. Kedi yavrularını tutuyor, iki bacağını eline alıyor. O hayvanı ikiye bölüyor. Öyle canavar. Yani bu çocuğa bu eğitim verilmemiş. Eğitim verilmediği için şefkatsiz, merhametsiz, efendim, yani kendisi gibi yetişmiş. Yarın buna, bu çocuk neler yapmaz? Birçok şeyleri yapabilir, Allah korusun. Benim altınlarım var, onları borç verdim. Faiz de, bunun günahı var mıdır? Bir bayan izleyici diye not düşünmüş yanına. Bir daha söyle bu. Benim altınlarım var, onları borç verdim faizle. Bunun günahı var mıdır? Haramdır kardeşim, haramdır kardeşim, haramdır kardeşim. Siz bu paralarınızın, bu altınlarınızın gelirini istiyorsanız katılım bankalarına yatırın. Katılım bankalarına yatırırsanız onların getirisi haram olmaz, faiz de olmaz. Belki faizli kurumlar kadar belki şey getirisi olmaz ama helal olur. Az da olsa helal olur. Ama siz bunu siz diyorsunuz ki ben faize yatırmışım. Faizin külle haram. Tamamı haram. Temeli haram. Ateştir. Siz Allah'la savaşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Bilmiyorsunuz. Ama bilmemek de İslam memleketinde yaşayan bir insan için mazeret sayılmaz. Evet. Bilmeyen sorar. Din, yani dini bilen insanlara sorar. Ben böyle bir şey yapacağım. Yapacağım bu iş helal mıdır, haram mıdır? Bunu söylemesi lazım. Hesabımıza geldi. Baktık ki iyi de bir para geliyor. Altınlarımızı faize yatırdım. Bu haram kardeşim. Faiz Allah'la savaşmaktır. Eşittir Allah'la savaşmak. Peygamberle savaşmak. Bir insan Allah'la savaşabilir mi? İnsanın hayatını veren Allah. Ruhunu veren Allah. Rızkını veren Allah. Ayakta durduran Allah. Muvaffak eden Allah. Efendim, hayatını verdiği gibi hayatı alıp yerine ölümü verecek olan da Allah. Sen nasıl Cenab-ı Hak'la savaşmaya çalışırsın? Onun için bu caiz değil izleyicim. Sen bundan vazgeç. Ana paranı al, faizi al, fakirlere ver. Faizini karşı tarafta bırakma. Ana paranı al, faizini de al ama faizini yeme, faizini fakirlere ver. Onu verdiği zaman fakirler de faiz yemiş olmuyor mu? Hayır, çünkü onlar muhtaç olduğu için, zaruret içerisinde olduğu için onlara haram da halal olur. Nasıl ki Uğur kardeşim, bir insan çok mecbur kalmış, açlıktan ölecek. O adamın laşeden yemesi helaldir ölmemek için. Evet.
o haramın da fakire helal olması bu yöndendir. Yani bu kapsama giriyor. Anladım. Onun için fakire helal, varlıklıya haram kardeşim. Caiz değil. Çünkü sonra faiz büyük günahlardan biri. 7 tane büyük günah var. Bunlardan birisi de faiz. Almak, vermek. İster alsın, ister versin. Her ikisi de haram. Her ikisi de suç. Her ikisi de büyük günah. Her ikisi de Allah'la savaşmakla eş değerdedir. Onun için bu tür günahlardan, tabii her günahtan çekinmek lazım. Özellikle de bu büyük günahlardan hay hay çekinmek lazım. Bir insan büyük günahları bırakırsa, farzları da yaparsa, o insan kurtulur. Büyük günahları işlemeyen ve farzlarını yerine getiren. O zaman da o insan kurtuluşa erer. Bir diğer soru. Ben 14 yıldır evliyim. Eşimle gündüz aile, eş dost arasında karı koca göründük ama gece bambaşka oluyoruz. Eşim hep uzak duruyor bana. Ben de hep beddua ediyorum ona. Bunun günahı var mı demiş. Şimdi muhterem izleyiciler, sizden uzak durmasının sebebi bu kadın rahatsızdır. Bunu siz psikiyatriye götürün. Ruh ve sinir hastalıkları doktoruna götürün. Bu rahatsız. Yani hastalık, insanın başı ağrır, midesi ağrır, bacağı ağrır, efendim böbreği ağrıdığı gibi bu da bir hastalıktır. Yani bir kadın niçin kocasından uzak dursun? Evliliğin hikmeti nedir? Bu insanların bir arada olması, birbirlerinden istifade etmesi, erkek hanımından, hanım kocasından istifade etmesi demektir. Eğer kadın bu konuda kocasından uzak duruyorsa bunda bir anormallık var. Bu kadında bir sıkıntı var. Bu kadında bir rahatsızlık var. Ona ne yapmak lazım? Ruh ve sinir doktoruna götürmek lazım. Ruh ve sinir doktoru bunu konuşturur, uzak durmanın sebeplerini öğrenir ve ona göre ona bir efendim teşhis kor, ilaç verir ve normala gelir. Burada bir anormallık var. Burada bir anormallık var. Bu anormallığı gidermek için bu hanımı bir an evvel ruh ve sinir hastalıkları doktoruna götürmek lazım. Buna başka bir şey değil. Bunu yapmak lazım. Ama bir an evvel yapmak lazım. 14 senedir neredeydin? Allah hayrını vere ya. Şimdi bir insan derdini söylemezse derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. 14 senedir nasıl sen idare edebildin? Nasıl bugüne kadar gelebildin? Burada bir rahatsızlık var. Yani eşinde bir rahatsızlık var. Bir endişe var. Bir korku var. Bir efendim huzursuzluk var. Onun için sizden uzak kaçıyor. Onu gidermek için dediğim gibi ruh ve sinir doktoruna götüreceksin kardeşim. Peki. Diğer soruya geçelim hocam. Diyor ki izleyicimiz, Kur'an'ın içinde, Kur'an-ı Kerim'in içinde diyorlar ki ucuz satmayınız. Kimisi Kur'an yazısı yazarak parayla bunu satıyor, günahı var mı demiş. Ucuz satmayınız derken diyor ki Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini, Kur'an ayetlerini parayla satmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Benim ayetlerimi bir kıymetsiz bir para için satmayın demek istiyor. Yani bazı insanlar nuskacılık yapıyor, üfürükçülük yapıyor,
efendim buna benzer şeyler yapıyor ve parayla yapıyor. Bu caiz değil. Bu caiz değil. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Bunu bize anlatıyor. Din parayla öğretilmez. Din parayla satılmaz. İslam para karşılığında öğretilmez. Bunlar hasbi olacak. Parasız olacak. Karşılıksız olacak. Peygamberler hep demişler ki in ecriye illa alallah. Benim ücretim, benim efendim karşılığım Allah tarafından verilir. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ben ahkam-ı ilahiyeyi size tebliğ etmekten dolayı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ben ücretimi Cenab-ı Rabbül Alemin'den isterim. Kimseden istemem, kimseden de bir gelir veya bir madde istemiyorum. İşte Kur'an-ı Kerim bize bunu ifade ediyor. Diyor benim ahkam-ı ilahiyemi parayla insanlara satmayın. Evet. Özellikle Yahudiler bunu yapıyor. Allah'ın hükümlerini değiştiriyor. İnsanların hoşuna gidecek şekle dönüştürüyor ahkam-ı ilahiyeyi ve onlardan para alıyorlar. Tabilerinden para alıyorlar. Bazı Müslümanlar da var, bunu yapan Müslümanlar da var. Nüsha yazıyor, üfürükçülük yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ve bunların hiçbirisi hayır görmemiştir, Uğur kardeşim. Ben bunları gördüm. Birisi vardı, Allah rahmet etsin. Diyor ben 2-3 ay İstanbul'a giderim. İşte bu tür çalışmalar yaparım. Bir çanta dolusu para getiririm. Getiririm, bakarım ki şu oğlum batmış, batırmış. Onu kurtarmaya çalışırım. Öbür oğlum borçlanmış, borçların efendim kırtlağına basmış olduğunu görürüm, onlara veririm. Ondan sonra el elde baş başa. Bir öbürü, isimlerini söylemiyorum ki günah olmasın, gıybet olmasın. Adam nuskacılık, üfürükçülük yapıyor. 2 kilo, 4 kilo altın elde etmiş. Bilmem kaç tane daire almış. Ondan sonra da oğlu tefecilerin eline düşmüş. Adam daireleri de satmış, altınları da satmış, evi de satmış, memleketi terk etmek durumunda kalmış. Memleketi bırakmış, kaçmış. Ve işte haramın neticesi bu. Peki, ağzınıza sağlık hocam. Bitti program. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programı bu akşamda, bu haftada noktalıyoruz burada. Haftaya tekrar karşınızda olmak ümidiyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.